Hepinize merhaba arkadaşlar. Söz verdiğim gibi soru cevap videosuyla karşınızdayım. Aslında bu soru cevap değil, bu Ketestor 2. Ama yine de sorularınızı cevaplayacağım. Başlamadan önce yine kısacık bir konuşma yapmak istiyorum. Bugün matematik hocamla, Ozan hocayla, onun eşiyle, Meltem ablayla ve eşinin yeğeniyle, onun da yeğeni oluyor galiba, Ceren'le buluştuk. Bu yakada buluştuk. Ve biliyorsunuz ki ben tam bir Fitmi kapatıcı hastasıyım. Çok böyle her gün kapatıcı süreyim, ay sivilce, ay gözaltı kapatayım diye bir durum yok. Hatta gözaltımı hiç kapatmıyorum. Ama mesela yanağımda da şu an hafif görünüyordur belki, kızarıklıklar var. Dışarı çıkarken bunları genellikle kapatmaya çalışıyorum. Çünkü bu aralar pek dışarı çıkmıyorum. Çıkacaksam hani benim için önemli olan bir şey oluyor. Yani kısacası ben kapatıcı kullanacaksam direkt Fitmi alıyorum. Çünkü çok ama çok seviyorum. Ama Türkiye'de satılmıyordu. Ve ben de çok üzülüyordum. Benimki bitmek üzereydi çünkü. Ve bir daha alamayacağım diye şimdi başka kapatıcılar denemek zorunda kalacaktım. İşte onu al, bunu al, dene, beğenme, kalsın evde öyle kurusun falan. Yani benim için çok kötü olacaktı. İşte bunu duyan Ozan Hoca'nın yeğeni, yani sevgili Ceren söylemiş. Meltem abla da Almanya'daydı sanırım. Yani benim bildiğim kadarıyla bu şekilde oldu. Bana getirdi kapatıcı. Hem de iki tane. Bu şekilde. Tabii sadece kapatıcı almakla kalmamışlar. Düştü. Tamam, hasar yok. Çikolatalar, Allah'ım var ya, içim gidiyor. Onu bıraksanız ben 2 saat daha anlatabilirim. Bu yüzden hemen burada kesiyorum. Ozan Hoca'ya, Meltem abla ve Ceren'e çok çok teşekkür ediyorum. Buradan öpücük, saçlı öpücük gönderiyorum. Evet, açılış konuşmam bu kadardı. Video çok uzun olsun istemiyorum. Hemen videoya geçiyorum. Bu arada arkadaşlar, soruları annem seçip deftere yazdı. Bunu böyle alta bakarak okuyacağım. Arada alta bakarsam işte yanlış anlamayı şaşırmayın. Hacer Taşdemir 15 demiş ki: vloglar çekebilir misin? Plaj çantamda neler var videosu, yaz için videolar. Çekerim. Aslında ben vlog videolarını pek beğenmiyorsunuz diye düşünüyordum. Çünkü bilmiyorum, böyle daha yapım videosu falan daha çok ilginizi çeker diye düşünüyordum. Ama vlog seviyorsanız vlog çekerim. Şiler Tutku Gürel demiş ki: ev turu çeker misin? Evi şu an yeniliyoruz gibi bir şey. Odam da değişti. Yeni bir oda turu çekmek için hazırlanıyorum. Odamı birazcık daha değiştirmeye çalışıyorum. Ev de değişecek. O zaman ailem de izin verirse çekerim tabii ki. Kayserili Yeli demiş ki: hangi ülkelere gitmek istersin? Ben hiç yurt dışına çıkmadım arkadaşlar. Bu yüzden çok gerekmek isterim. İşte Fransa, İtalya, İngiltere, Amerika, her yer olur yani. Yurt dışı olsun, farklı yerler göreyim, o yeter. Fatoş 11 demiş ki: seni sevenleri ve tanıyıp yanına gelenlerle ilgili ne düşünüyorsun? Tanıma hoşuna gidiyor mu? Eğer ilk videonu çektiğinde kötü yorum alsaydın, video çekmeye devam eder miydin? Bugün de oldu, bu yakadaydım. Ben gidiyorum böyle çıkışa doğru. Oradan bir arkadaş bu şekilde gidiyor, gördü. El salladı uzaktan, ben de fark ettim, el salladı. Ben de güldüm, el salladım falan. Bu bile beni çok mutlu ediyor. Yani zaten Ozan hocalarla falan buluştuğumuz için çok mutluydum, hediyeler için falan da. Onu görünce böyle bir, hani tabiri caizse, ağzım kulaklarıma vardı. Böyle moralim bozuk olsun, biri geliyor, direkt mutlu oluyorum. Şey diye düşünebilirsiniz, bazen moralim bozuk olunca hani hayır git derim diye. Bilmiyorum, o tarz düşünen de var, nedenini anlamadım. O moralim bozuk olsa bile siz tanırsanız gelin, çünkü moralim anında düzelir. Kuaförde, alışveriş merkezinde falan oluyor ve bu beni çok mutlu ediyor. Bu kadar. Ve ilk videomu koyduğumda kötü yorum alsaydım, ilk videom olduğu için hevesim kırılırdı herhalde. Ama bırakmazdım. Yani şu anda çok fazla kötü yorum geliyor ama sizi sevenler olduğu sürece sevmeyenler de olacak. Ve bunlar oldukça normal. Siz onları takmamaya bakın. Çünkü onlar sizin iyiliğini istemiyor. Dediklerini okumayın bile. Direkt boş verin. Beyaz Papatya 51. Ablanla kavga eder misiniz? İlk bunu hemen cevaplayayım. Tabii ki her abla kardeş eder. Ne gibi kavgalar oluyor? Oo. Zor soru bu arada, saçım çok bozuk. Biz ablamla her şeye kavga edip her şeye gülebiliriz. Oje yüzünden kavga ettik. İzinsiz odama girdiği için kavga ettik. En son kavgalar bundan, ama biz yani çok kavga ederiz ama direkt barışırız. Hatta barışma konuşması da olmaz. Böyle biraz geçer. İşte abla sen suyu aldın, bana da getirsene falan. Direkt yani normal devam ederiz. Arzu Karakoç 06. Formda kalmak için nasıl besleniyorsun? Formda kalamıyorum arkadaşlar. Ama beslenmeyle ilgili yani
Ben çok cips yemem. Aynen, hatta son zamanlarda hiç yemem. Jelibon yemem. Çikolata yerim ama çok değil. Yani şaka maka çikolata yiyorum. Ama hani böyle günde böyle bir damak falan da bitirmiyorum. Olabildiğince az yemeye çalışıyorum. Ve benim için şöyle bir avantaj var ki ben sağlıklı yiyecekleri çok seviyorum. Mesela semizotuna, brokoliye, patates püresine, böyle tuzsuz, şekersiz şeylere bayılırım. Böyle diyet tabaklarını çok severim. O yüzden bilmiyorum, mesela çaya fazla şeker atmam. Hatta fazla çay da içmem. My heart is gala. Doğru mu okudum? TEOG puanım ve istediğin lise. Ya açıkçası TEOG puanımdan çok mutlu değilim. Bu yüzden puanımı söylemek istemiyorum. Kusura bakmazsanız. İstediğim lise başta İtalyan'ı istiyordum. Yok, en başta Sevinci istiyordum. Sonra bir İtalyan'ı istedim. Hani İtalyanca konuşurken falan düşündüm kendim. Çok hoşuma gitti. Bir de yani yurt dışında üniversite okurum direkt diye İtalyan'ı istedim. Ama o da çok ağır geldi. Ondan da vazgeçtim. Şimdi tekrar Sevinç istiyorum. %90 Sevinç'teyim. Utangaç maymun demiş ki, lens kullanıyor musun hiç? Bu arada utangaç maymun. Neyse. Lens kullanıyor musun hiç? Hiç kullandım mı demiş. Hayır, hiç kullanmadım. Kullanmıyorum da. Gözlerim paket diye aldım. Neyse, tamam, saçma bir taklit yapmayacağım. Kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. Eğer gözüm bozulmazsa. Yani saydam lensler oluyor ya. Gözüm bozulursa belki onlardan takarım. Belle Meltem demiş ki, küçükken ne olmak isterdin? Ben açıkçası hep böyle sahne önünde makyaj, moda, oyunculuk, oydu buydu, şarkıcılık vesaire istemişimdir. Ama bir dönem, hatta uzun bir dönem eczacılık istemiştim. Bunun nedenini de şimdilerde düşünüyorum, şu yüzdendi. Benim yengem eczacı ve biz bir gün onunla eczanesine gittik, işte birlikte böyle ürüne bakıyoruz falan, isimleri ezberlemeye çalışıyorum, yani ilaç isimlerini vesaire. O gün bayram günü olmasına rağmen böyle kasada bayağı doluydu. Bilmiyorum yani, çok iyi para var falan diye düşündüm. Ama sadece para için değil tabii ki. O gün boyunca çok eğlenmiştim. Ben açıkçası bilmiyorum. Starbucks'a da çalışmak isterim ama hani meslek olarak değil. Mesela bu yaz öyle bir şansım olsa herhalde çalışırdım. Hoşuma gidiyor çünkü böyle işte afiyet olsun, buyurun. Bilmiyorum ya. Değişik, bunu şimdi açıklamaya çalışırsam bayağı uzun olacak. Diğer soruya geçeyim. Dilara Tokal demiş ki, sence başarının sırrı ne? YouTube başarısı galiba. YouTube'da belli bir kitle elde ettim ve bunun için gerçekten çok fazla uğraştım. Çok fazla şeyden vazgeçtim. Böyle deyince aslında abartılıyormuş gibi geliyor ama gerçekten öyle arkadaşlar. Hiç kolay değil. Kolay değil ama güzel yanları da çok güzel. Çok sevdiğim YouTuber'larla tanıştım. Çok sevdiğim sizleri görüyorum ve sizler oldunuz. Bilmiyorum, çok güzel. Ve başarının sırrı bence belki çok klasik gelecek ama gerçekten hani çok çalışırsanız, işte çok araştırırsanız, çok video izlerseniz, çok video çekerseniz kendinizi geliştirirsiniz ve başarıya ulaşırsınız. Duygu Celine ne demiş ki, nasıl oldu bu kadar abonen oldu? Şöyle, ben bir video koydum, aboneler birden artmadı. 2 yıldan fazla oluyor. İlk videomu koyduğum akşamın sabahı 2 abonem vardı. Sonra bir ara 12 oldu. 12'den bir yükselmedi, böyle bir hafta falan belki de, bilmiyorum. Sonra birden açtık, 18 oldu. Biz ablamla nasıl dans ediyoruz? Ya o 100 abone dansından bile fazlaydı, öyle söyleyeyim. Yani birden olmadı, yavaş yavaş oldu ama bu son zamanlarda tabii ki daha hızlı artıyor. Çünkü daha kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Hani şimdi bir ilk videomu izliyorum, diyorum. Bu ne? Yani çok çalıştım. Çok işte blog yazıları okudum, video izledim, makyaj malzemelerini araştırdım, video çekmeye çalıştım. Ayna karşısında saatlerce video çekiyormuş gibi konuştum. Montaj öğrendim. Zor oldu. Ama emek vererek abone kazandım ve hepinizi çok seviyorum. Bunu tekrar belirtmek istedim. Berna 3 demiş ki, TEOG tavsiyeleri. Şimdi burada tek tek anlatmam uzun olur ama senenin başlamasına yakın, yani okulların başlamasına yakın. Senenin başlamasına yakın ne ya? Okulların başlamasına yakın TEOG'la, diğer sınavlarla okulla ilgili video çekeceğim. Ve yani çok iyi bir TEOG puanı yapmadım ama bu konuda tecrübeliyim. Çünkü hani TEOG'a girdim, nasıl bir sınav? Çok heyecanlanıyor musunuz? İşte heyecanlanırsanız ne yapın falan. Rehber öğretmenimiz tabii ki sunumlarından vesaire yararlanarak size bildiklerimi aktaracağım o zaman. Elif 157 3 soru sormuş. İlk makyaj malzemen ojeydi, kırmızı ya da pembeydi. Flormar'dı ama tam rengini hatırlayamıyorum. İlk izlediğin YouTuber'lar. Bunu tam cevap veremem çünkü bayağıdır izliyorum ve tam hani kimi izliyordum aklımda değil. Ama şunu kesin söyleyebilirim. Deniz ablayı ben başlamadan önce de izliyordum. Yani Deniz abla diyebilirim galiba. Bu arada kendisine de buradan el sallıyorum. Çok öpüyorum. Bir makyaj markası yaratabilecek olsaydın ismin ne olurdu?
Moda benim hayatım olurdu ya da MBH, yani moda benim hayatımın baş harfleri olurdu. Ve abonelerime indirim yapardım. Bilmiyorum ya, siz beni çok mutlu ediyorsunuz. Ben de sizi çok mutlu etmek istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Video çekebilirim. Bu yüzden video çekmeye devam edeceğim. Ne diyorum ben?